Canlarım selam. Zero Matematik kampımızın 96. adımına hoş geldiniz. Yepyeni bir konudayız. Mutlak değere giriş yapıyoruz arkadaşlar. Mutlak değer artık bizim son 4 ünitemizden bir tanesi. Mutlak, üslü, köklü ve çarpanlar ayırma diyerek kampımızı noktalayacağız. Şimdi mutlak değer anlatacağım size. Mutlak değer önemlidir. Niye önemlidir? Çünkü ÖSYM'nin her sınavda sormayı sevdiği bir konudur. ALES'te sorarlar, KPSS'de de sorarlar, DGS'de sorarlar, TYT'de sorarlar, AYT'de sorarlar, her yerde sorarlar. Yani bankada yükselme sınavına girin, yine karşınıza mutlak değer çıkacaktır arkadaşlar. Mutlak değer çok önemlidir. Şimdi mutlak değeri yine basit eşitsizlik gibi 3 tane ders videosunda anlatacağım sizlere. Hemen şöyle benimle beraber neyi açıyorsunuz? Zero Matematik Kampı video ders kitabınızı açıyorsunuz. Biliyorsunuz F10 yayınlarından sayfa 194 ve 195'i anlatacağım arkadaşlar size. İki sayfa 194 ve 195 96. adım derslerimiz olacak. Mutlak değerin yine 3 tane konu anlatımı, 3 tane de zero testi var. Toplamda 6 tane derste yine basit eşitsizlik gibi mutlak değeri de bitirmiş olacağız. Hiç vakit kaybetmiyorum ve dersime başlıyorum arkadaşlar. Bu bizim kamp programımız tabii ki, kamp programına da değil, derse gelmemiz lazım değil mi? Evet, hadi bakalım gel. Şimdi mutlak değerin tanımıyla başlayalım. A gerçek sayısının, yani bir gerçek sayı var. Bu gerçek sayının, evet, sayı doğrusu üzerinde sıfıra olan uzaklığına A sayısının mutlak değeri denir. Mutlak değeri denir ve neyle gösteriliyor arkadaşlar? Mutlak değer A ile şöyle yanına iki tane çizgi A ile gösteriliyor. Demek ki bir sayıyı mutlak değerle yazdığımız zaman ne yapmış oluyoruz? O sayının sıfıra olan uzaklığını hesaplamış oluyoruz. Mutlak değer neymiş o zaman? Sayımızın sıfıra olan uzaklığıymış. Bakın, şöyle bakın arkadaşlar. Buradaki sayımız eksi A. Eksi A'nın sıfıra uzaklığı mutlak değer eksi A ile gösterilir. Artı A, artı A'nın sıfıra uzaklığı, o da mutlak değer artı A ile gösterilir. Uzaklık arkadaşlar, bunlar bu arada birbirine eşitler. Yani mutlak değer eksi A ile mutlak değer A birbirlerine eşitler arkadaşlar. Zaten şunu da gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki mutlak değer her zaman pozitif olmalıdır. En az sıfır olabilir. Niye? Çünkü mutlak değer tanımı itibariyle uzaklık belirttiği için, bak, A sayısının sıfıra uzun olan uzaklığı, uzaklık hiçbir zaman negatif olamayacağı için mutlak değerli bir ifade de hiçbir zaman negatif olamaz arkadaşlar. Şimdi bakalım, eksi 2'nin mutlak değeri ne demek? Eksi 2'nin sıfıra olan uzaklığı. Yani bir sayı doğrusu çizersem şuraya, şöyle bir sayı doğrusu çizdim. Şurası sıfır noktası olsun. Şurası sıfırın sağındaki eksi 2, solundaki eksi 2'nin sıfıra olan mesafesi 2 birim. O zaman buranın cevabı 2. 2'nin sıfıra olan uzaklığı kaç? 2'nin de sıfıra olan uzaklığı 2. O zaman bunun da cevabı 2. Peki eksi 5'in sıfıra olan uzaklığı kaç? Eksi 5 burası. Eksi 5 sıfıra kaç birim uzaklıkta? 5 birim. O zaman bunun cevabı 5. Peki 1 bölü 2'nin sıfıra olan uzaklığı nedir? 1 bölü 2 şöyle bir yerde. 1 bölü 2'nin sıfıra olan mesafesi 1 bölü 2'dir. Eksi 1 bölü 8'in 1 bölü 8'dir. 2 bölü 3'ün 2 bölü 3'tür. Eksi kök 7'nin kök 7'dir. Sıfırın arkadaşlar, sıfır zaten sıfır noktası olduğu için sıfırın sıfıra uzaklığına direkt sıfır diyebiliriz. Bir şey dikkat ettiniz mi? Mutlak değer içine pozitif bir sayı yazdığımızda onu aynen çıkarıyor. Bak, 2'yi aynen çıkarttı. 1 bölü 2'yi aynen çıkarttı. 2 bölü 3'ü aynen çıkarttı. Ama içine eksi bir sayı yazdığımızda önüne eksi alıyor. Yani eksi 2'yi eksi eksi 2'den artı 2 haline getiriyor. Eksi 5'i eksi eksi 5'den artı haline getiriyor. Eksi kök 7'yi eksi eksi kök 7'den artı kök 7'ye getiriyor. Eksi 1 bölü 8'i eksi eksi 1 bölü 8'den artı 1 bölü 8'e getiriyor. Demek ki mutlak değerin mantığı neymiş arkadaşlar? Mutlak değer çok güzel bir artı yapıcı. İçine artı ise zaten ona elleşmiyor. İçine yazdığınız eksiği de negatif bir sayıyı da artı yapıyor. Peki hocam, şunu söyleyebiliriz, şunu söyleyebilir miyiz? Mutlak değer mesela eksi m dediğim zaman, o zaman bunun sonucu m midir? İşte burada yanılgıya düşersiniz. Çünkü ama hocam, mutlak değer eksi 2'ye 2 diyorsunuz. Önüne eksi alıyor ama bak, burada m'nin nasıl bir sayı olduğunu bilmiyorum. Ya m eksi 3 ise,
M-3 ise eksi eksiden bura artı 3 olur. Buna hiçbir şey yapmanıza gerek olmaz. 3 dersiniz. Yani M-3 ise eğer buranın mutlak değer eksi M'nin sonucu eksi M çıkar arkadaşlar. Çünkü M yerine eksi 3 yazdığınız zaman bura artı olur. Mutlak değerin içi artıysa da kendisi gibi çıkar. Evet, farkındayım. Siz gösterim olarak eksi M gördüğünüzde bunu negatif gibi düşünüyorsunuz. Ama M harfli bir ifade olduğu için M'nin işaretini bilmeden eksi M'nin işaretini konuşamazsınız. Tamam mı? Orada o tongaya, o kısa yola, o şeye düşmeyin. Zokaya düşmeyin. A gerçek sayısının mutlak değerinden ne diyor? A gerçek sayısının mutlak değerinden kurtarırken, şimdi arkadaşlar mutlak değer A yaparken, yani eğer mutlak değerin içine yazdığımız sayı sıfırdan küçük bir sayıysa o zaman bu önüne eksi alır. Eğer mutlak değerin içine yazdığımız sayı sıfırdan büyük bir sayıysa kendi gibi çıkar. Eğer A sıfırsa zaten mutlak değer sıfır. Mutlak değer A sıfırdır. Sıfırın mutlak değeri her zaman sıfırdır. Çünkü sıfırın sıfıra olan uzaklığı sıfırdır. Tamam mı? Yani mutlak değer eksi 3 dediğimiz zaman eksilisini artı yapacaksınız. Mutlak değer artı 7 dediğimiz zaman hiç dokunmayacaksınız. Direkt 7 yazacaksınız. Anlaştık mı? Gel şimdi buraya. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Mutlak değer 4'ten 8 çıkınca eksi 4 artı 9'dan 12 çıkartınca eksi 3. Şimdi eksi 4'ün mutlak değeri artı 4. Eksi 3'ün mutlak değeri artı 3. 4 ile 3 topladığımız zaman cevabımız 7. Anlaşıldı değil mi? Nema problema. Bak gel şimdi. X eksi 5'ten küçükse o zaman eksi 5'e at bu tarafa. Basit eşitsizlik biliyorsun sen. O zaman x artı 5 de 0'dan küçük olur. A. Mutlak değeri aradığımız ifadenin içi negatif çıktı. Bak burası negatif. Mutlak değerin içi negatifse ne yapıyordu? Bak mutlak değerin içi A negatifse, bak A burada negatif, A negatifse mutlak değer önüne eksi alarak çıkıyordu. O zaman bakın buradaki x artı 5 ne olacak? Önüne eksi alarak çıkacak. Eksiyi de içeri dağıtırsanız eksi x eksi 5 olarak bulunacak cevabımız. Anlaştık mı? Gel şimdi, gel. Şimdi gel. Yukarıda verilenlere göre x çarpı y'nin çözüm kümesini bulunuz diyor. Arkadaşlar, şimdi şöyle düşünün. Bir sayının mutlak değeri kendisinden büyük. Nasıl bir sayı olabilir bu? Mutlak değeri kendisinden büyük. Mesela 3'e baktığınız zaman 3'ün mutlak değeri kendisine eşittir. 5'e baktığınız zaman 5'in mutlak değeri kendisine eşittir. 7'ye baktığınız zaman 7'nin mutlak değeri kendisine eşittir. 7'nin mutlak değeri 7'dir. Ama eksi 5'e baktığınız zaman eksi 5'in mutlak değeri 5'tir. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bakın mutlak değeri sayının kendisine eksi 5 diyorum. Mutlak değeri 5 oluyor ve mutlak değeri olan artı 5 kendisi olan eksi 5'ten büyük. Dolayısıyla bir sayının mutlak değeri kendisinden büyükse o sayı negatif bir sayıdır arkadaşlar. Yani x sıfırdan küçüktür. Tamam mı? Bir sayının mutlak değeri kendisinden büyükse o sayı negatif bir sayıdır. Aklının bir köşesinde bulunsun. Bir sayının mutlak değeri kendisine eşitse de bakın buradaki gibi 7'nin mutlak değeri 7'ye eşit. 5'in mutlak değeri 5'e eşit. Bir de 0'ı da almamız lazım burada. Çünkü 0'ın mutlak değeri de 0'a eşittir. Bir sayının mutlak değeri kendisine eşitse bu sayı 0'dan büyük eşittir. Yani ya 0'dır ya da 0'dan büyüktür. Bu şekilde görebiliriz. Şimdi x çarpı y'nin çözüm kümesini bulunuz diyor arkadaşlar. Şimdi düşünün x'ler, bak şöyle yapalım. X çarpı y. Şimdi x'ler negatif. Y'ler pozitif. Çarpım kesinlikle negatif. Ama. X çarpı y'de x'ler negatif ama y'nin sıfır olma durumu da var. O zaman da sonuç sıfır. Yani sonucumuz ya negatif olacak ya da sıfır olacak çarpım. O zaman çarpım aralığımız eksi sonsuzla sıfır kapalı aralığındadır. Tamam mı? Peki. 4 ile devam ediyorum. X y'den y'de z'den büyükmüş. İşleminin sonucunu bulunuz diyor. Şimdi bakın arkadaşlar. X y'den büyükse y x'ten küçüktür. Karşı tarafa atarsam y eksi x de sıfırdan küçüktür. Burası sıfırdan küçük olduğuna göre önüne eksi alarak çıkacak. Eksi y eksi x olacak. Artı. Şimdi z eksi y'ye geldim. Biliyorum ki ben z y'den küçük. Z y'den küçükse z eksi y de sıfırdan küçük. O zaman önüne eksi alır. Artı dedim. Eksi z eksi y dedim.
Şimdi x eksi z diyor. Biliyorum ki x z'den büyük. X z'den büyükse karşı tarafa attığım zaman x eksi z de sıfırdan büyük olur. X eksi z sıfırdan büyükse burası kendi gibi çıkar arkadaşlar. Yani burası direkt x eksi z olur. Ama bir de önünde işlemin eksisi var. Yani burası eksi x eksi z oldu. Şimdi dağıtalım. Eksi içeri dağıtıyorum. Eksi y artı x. Eksi z artı y. Eksi x artı z olacak. Bir bakalım şimdi. Bir bakalım. Buradaki eksi y artı y ile gitti. Artı x eksi x ile gitti. Eksi z de artı z ile gitti. Elde hiçbir şey kalmadı. Sorumuzun cevabı 0 olarak bulunmuş oldu. Tamam. 4'ün cevabı 0. Büyüklük küçüklük mantığından soruyu net bir şekilde çözdük. 5 ile devam ediyorum. 5. soru diyor ki x büyük 0 olmak üzere işleminin sonucunu bulunuz. Bakın x küçük 0, özür dilerim. Çok önemli şimdi burada bak. X küçük 0. Değer vererek yapabiliriz. Mesela x'e eksi 2 verelim arkadaşlar. O zaman burası eksi eksi 2'den mutlak değer 2 olur. Tamam mı? Artı burası da x eksi 2 olduğu için mutlak değer eksi 2 olur. 2'nin mutlak değeri 2'dir. Eksi 2'nin mutlak değeri de 2'dir. 2 artı 2 4. Biz x'e eksi 2 demiştik. O zaman 4 dediğimizde eksi 2x yapmalı. Yani sorumuzun cevabı aslında eksi 2x. Değer vererek böyle. Değer vermeden bu birinci yolu olsun değer vererek. Değer vermeden de şu mantıkla düşüneceksiniz arkadaşlar. Mutlak değer eksi x artı mutlak değer x. Şimdi x'imiz negatif, doğru mu? X'imiz negatifse o zaman önüne bir eksi daha aldığı zaman bura artı olur. Yani birinci mutlak değerin içi pozitif olur. İkinci mutlak değerin negatif. Mutlak değerin içi pozitifse kendi gibi çıkar. Yani eksi x diye çıkar. Mutlak değerin içi negatifse önüne eksi alarak çıkar. Yine eksi x diye çıkar. O zaman buranın cevabı da ne yapar arkadaşlar? Eksi 2x yapar. Tamam mı? Yani şunu söylüyoruz. X negatifse mutlak değer eksi x. Bura negatif olduğu için önüne eksi alarak çıkacak. Eksi alırsa da burası eksi eksiden artı x olacak. Tamam, mantığımız bu yani. Şimdi 6 ile devam ediyorum. İşleminin sonucunu bulunuz diyor. Şimdi bak yine mantık şu. Y'nin negatif olduğunu biliyoruz. Bak y negatif. Y küçük 0. X de pozitif. X büyük 0. Tamam şimdi. Y negatifse arkadaşlar mutlak değer y eksi y'dir. Önüne eksi alarak çıkar. X pozitifse mutlak değer x artı x'tir. Kendi gibi çıkar. O zaman burası önüne eksi alarak çıkar. Bak, büyük mutlak değeri yazdım. Mutlak değer y'yi eksi y diye yazdım. Şimdi şuraya dikkat ederseniz. Y negatifse arkadaşlar her iki tarafı eksiyle çarparsanız eksi y eşitsizlikte her iki tarafı eksiyle çarpınca eşitsizlik yön değiştiriyordu. O zaman eksi y büyüktür 0 olur. Eksi y büyük 0'sa yani bu mutlak değerin içi pozitifse kendi gibi çıkar. Yani burası artı eksi y diye çıkar. Tamam, şöyle parantez içerisine alayım. Artı. Şimdi buraya bakalım. X eksi y. Şimdi ben biliyorum ki x pozitif. Ben biliyorum ki y negatif. Şimdi x pozitif y negatifse x kesinlikle y'den büyüktür. Karşı tarafa atarsam y'yi x eksi y'de sıfırdan büyüktür. Bakın bu mutlak değerin içi ne oldu? Sıfırdan büyük, yani pozitif çıktı. Mutlak değerin içi sıfırdan büyükse kendi gibi çıkar. Buraya direkt x eksi y diyebiliriz. Şimdi burayı bir düzenleyelim. Ne olur arkadaşlar? Eksi y eksi y eksi y buradan eksi 3y geldi. Bir de yanında artı x var. Eksi 3y artı x. Şimdi buraya bakacağım. Şimdi ben biliyorum ki arkadaşlar x'imiz kesinlikle ama kesinlikle pozitif. Y'miz de kesinlikle negatif. O zaman eksi 3y'miz kesinlikle pozitif olur. Çünkü eksi ile eksinin çarpımı artı yapar. O zaman mutlak değerin içi komple pozitif çıktı. O zaman bu hiç ellemeyeceğiz. Direkt kendi gibi çıkacak. Cevabımız eksi 3y artı x ya da x eksi 3y olarak da yazabiliriz arkadaşlar. Tamam mı? 6. sorumuzun cevabı da böyle çıkmış oldu. Geldim 7. soruya. Bak şimdi. Bol bol pratik yapalım. Mutlak değer otursun. Şimdi x pozitif bir sayıymış. Doğru mu? X pozitif. O zaman x pozitifse mutlak değer eksi x'i konuşalım. X pozitif olduğuna göre pozitif bir sayı önüne eksi alırsa negatif olur. Mutlak değerin içi negatif. Mutlak değerin içi negatifse önüne eksi alır. O zaman mutlak değer eksi x eksi eksi x diye çıkar. Bu bir. Şimdi burası mutlak değerin içi pozitif. Çünkü x pozitif. O zaman bu direkt kendi gibi çıkar. Artı x. Bir sayının kendisi pozitifse 5 katı da pozitiftir. Burası pozitif. O zaman kendi gibi çıkar. Burası da artı 5x. Bak eksi eksiyi artı yapar. X, x, 5x topladığımız zaman cevabımız 7x olarak bulunacak 7. sorumuzda.
8'e geldik. X 8'den küçük olmak üzere işleminin sonucu kaçtır? Canlarım, X 8'den küçükse X eksi 8 de 0'dan küçüktür. 8'i karşı tarafa atarsam. Burası ne geldi? Negatif geldi. Mutlak değerin içi negatifse önüne eksi alır. Birinci mutlak değer önüne eksi alarak çıkar. Şöyle. Şimdi 8 eksi X'e geldik. Şimdi şöyle düşünelim. 8 büyüktür X'ten. Doğru mu? 8 büyüktür X'ten. X 8'den küçükse. At bu tarafa. 8 eksi X de büyüktür 0'dan. Bu mutlak değerin içi pozitif. O zaman kendi gibi çıkacak. O zaman buraya da artı 8 eksi X yazacağım. Eksi içeri dağıttım. Eksi X artı 8 artı 8 eksi X. O zaman eksi 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 2X. 8 8 daha 16. Cevabımız eksi 2X artı 16 olarak bulunmuş olacak 8. örnekte. Tamam mı? Mutlak değeri dışarı çıkarmayla ilgili mevzularımız bunlar. Şimdi geldik başka bir kazanıma. Bir sayının mutlak değeri bir sayıya eşitse. Yani şöyle düşünün. Mutlak değer X eşittir 5 ise. Bu ne demek? X sayısının sıfıra olan uzaklığı 5 birim demek. Mutlak değerin tanımı buydu. Neydi mutlak değerin tanımı? Bir sayının sıfıra olan uzaklığı. Tamam mı? Şimdi bak. Şimdi çektim mutlak değeri. Çektim mutlak değeri. Şimdi daha doğrusu sayı doğrusunu burası 0. Sıfıra uzaklığı 5 birim olan iki sayı var. Ya 5'tir. 5'in sıfıra olan uzaklığı 5 birim. Ya da eksi 5'tir. Çünkü eksi 5'in sıfıra olan uzaklığı da 5 birim. Yani sonuçta eksi 5'in mutlak değeri de 5 birim. Şöyle yazalım bak. Eksi 5'in mutlak değeri de 5 birim. Artı 5'in mutlak değeri de 5 birim. Dolayısıyla bu içerideki x'imiz hem artı 5 olabilir hem de eksi 5 olabilir. Dolayısıyla biz şöyle ifade ederiz bunu. Mutlak değer x eşittir 5 ise x sayısı ya 5'in kendisine eşittir ya da x sayısı 5'in eksilisine eşittir. Sebebi de orada. Çünkü mutlak değeri sıfıra uzaklığı 5 birim olan iki sayı var. 5 ile eksi 5. Dolayısıyla mutlak değer x eşittir y ise ya x eşittir y olmak zorundadır ya da x eşittir eksi y olmak zorundadır. Tabi buradaki denklem şeyde ifadede bir şeyi kesinlikle vurgulamamız lazım. Y büyük eşit sıfır olmak zorunda. Çünkü eğer şöyle bir denklem gelirse karşınıza mutlak değer x eşittir eksi 3 ise x kaçtır gelirse bunun cevabı x yoktur. Niye? Çünkü hiçbir x'in sıfıra olan uzaklığı eksi 3 birim olamaz. Dolayısıyla mutlak değerin eşit olduğu sayı bu özelliği kullanabileceksek eşit olduğu sayının sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit bir sayı olması lazım. Minimum sıfıra eşit olacak. Tamam canlarım? Mevzu çakozlandı değil mi? Şimdi gel örnek 9'a. Diyor ki denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Mutlak değer x 9 ise x eşittir 9'dur ya da x eşittir eksi 9'dur. Tamam. Mutlak değer x kare artı 1 17 ise mutlak değerin içindeki x kare artı 1 17 eşittir. Ya da mutlak değerin içerisindeki x kare artı 1 eksi 17 eşittir. İkisinden biri. Şimdi bu 1'i karşı tarafa atarsam x kare 16 yapar. Hangi sayının karesi 16'dır arkadaşlar? 4'ün karesi 16'dır. Bir de eksi 4'ün karesi 16'dır. Buradan 4 ile eksi 4 gelir. Bu tarafa baktığımız zaman bu 1'i karşı tarafa yolladığımız zaman x kare eşittir eksi 18 gelir. Ama ben biliyorum ki hiçbir sayının karesi negatif bir sayı etmeyeceğinden buradan arkadaşlar herhangi bir çözüm gelmez. Gelen çözümler x eşittir 4 ve eksi 4'tür. Çözüm kümesini eksi 4 ve 4'ten oluşturabilirsiniz arkadaşlar. 10. sorumuz böyleydi. 11'e geldim. Bak en amatör hata işte az önceki uyardığım. Denklemin çözüm kümesi. Mutlak değer x artı 4 eksi 5'e eşit. O zaman x artı 4 bir eksi 5'e eşit. Bir de x artı 4 artı 5'e eşit. Asla böyle yapmıyorsun. Bu sorunun cevabı kocaman bir boş küme. Çünkü arkadaşlar hiçbir sayının sayı ne olursa olsun mutlak değerini aldığınız zaman eksili bir sayı elde edemezsiniz. Böyle bir dünya yok. Çünkü sıfıra olan uzaklık eksi olamaz. O yüzden 11. sorunun cevabı boş kümedir. Boş küme. Tamam. Sağlayan hiçbir değer yok.
Geldim buraya. Bu özelliği de vereceğim. Sonra mutlak değerle eşitsizliklere bir sonraki ders geçeceğim. Her iki tarafta da mutlak değer varsa, yani mutlak değer x eşittir, mutlak değer y ise, yani şöyle düşünün arkadaşlar. Mutlak değer x eşittir, mutlak değer 3 ise, bunu şöyle düşünebiliriz. X bir 3'e eşit olabilir. X eşittir 3 olabilir. Daha doğrusu x y'ye eşit olabilir. Biri diğerine eşit olabilir. Yani x buradan 3'e eşit olursa olur. Ya da biri diğerinin eksilisine eşit olursa. Çünkü eksi 3'ün mutlak değeri yine 3'tür. Yani x eşittir. Buradan da eksi y gelir. Bu zaten diğer özelliklerimizin çıkarımı anlamında yazdığımız bir özellik. İki sayının mutlak değeri birbirine eşitse bu sayılar ya birbirlerine eşit olmak zorunda ya da eksileri olmak zorunda. Şöyle düşün. Ben sana diyorum ki iki tane sayı var. Bunların sıfır olan uzaklıkları 5. Sen diyorsun ki bu iki sayı da 5 olabilir. Ya ben sana diyorum ki iki tane sayı var. İki tane sayı, biri x biri y. Bunların mutlak değerleri 5. Bunların sıfır olan uzaklıkları 5. Sen şunu diyebilirsin. Ya bu sayılar eşittir ve 5'tir. Ya da bu sayılar birbirlerinin eksilisidir. Yani biri 5'tir, öteki de eksi 5'tir. Çünkü ikisinin de mutlak değeri 5 yapıyor. Tamam mı canlarım? Bunu da mutlak değerli hem eşitsizliklerde hem de soru çözümlerinde bol bol kullanacağız. Şimdi bu derste size ne anlattım? Mutlak değerin tanımını anlattım. Bundan sonraki ders, yani 97. adımda da mutlak değerli eşitsizlikleri anlatacağım. Mutlak değerli eşitsizlikleri bitireceğiz. Sonra da arkadaşlar denklem artı karışık soru çözümlerine geçeceğiz. Birkaç tane de böyle yeni nesil tadında sorularımız var. Sonra mutlak değeri noktayı koyacağız. 3 tane de zero testimiz var. Bu 3 zero test bittikten sonra da mutlak değer bitecek ve üstlü sayılara geçeceğiz. Artık üstlü köklü çarpanlar ayırma bizim son 3 ünitemiz olacak. Mutlak değer birinci derse de şöyle tikimizi attık. O zaman 97. adımda görüşürüz diyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.